Kırşehirli Mustafa Baldede 70 yaşında. 50 yıl ustalık yapmış. Mustafa Usta, kerpiç binalarda temel taşla örülür. Taşların arası çamurla doldurulur. 60 santim kalınlığında ve 1,5 metre yüksekliğindeki bu temelden sonra yine aynı kalınlıkta kerpiç duvar örülmeye başlanır. Pencerelerin hizasına gelinince çepeçevre ağaç tapan döşenir. Birbirine paralel iki ağacın aralarına merdiven basamakları gibi tahtalar çakılır. Buna da faklama denir, diyor. Dam çorak toprakla doldurulur. Dam yuvarlağı ya da lo denen taşla sıkıştırılır. Damlar ayrıca bağ çubukları ya da sazlarla döşenir. Yağmur sularının kerpiç duvara akmasını önleyen bu saçaklara da yörede çelen denir. Mustafa Usta'nın anlattığına göre katlar 3.80 veya 4 metre yüksekliktedir. Her katın tavanına hezenler atılır. Hezenlerin üzerine de hasır döşenir. Sonra hasır üzerine de pişirik yatırılır. Pişirik, çamur saman karışımı bir sıvadır ve ısı kaybını önler. Yaklaşık 700 yıl önce Garipname adlı eserini Türkçe yazarak Anadolu'daki geniş halk kitlelerini etkilemeyi başaran ve Anadolu'nun siyasi birliğinin kurulmasında katkıları olan Aşık Paşa da hemşehrileri Ahi Evran, Şeyh Süleyman ve Gülşehri gibi Kırşehir'de kerpiç evlerde düşündü, kerpiç evlerde yazdı. Türk diline kimesine bakmaz idi. Türklere herkes gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, ince yolu, ol ulu menzilleri. Kırşehir eskiden arifler arasında gül şehri olarak anılırdı. Çünkü inanışa göre kentin ilk binasının yapımında kullanılan kerpiçlere gül suyu karıştırılmıştı. Sonra Kırşehir'in eski adıyla gül şehrinin kerpiçlerine ozanların sözleri, deyişleri sindi. Bir kaşane gibi olan insan köşkü, sanki bir evin içindeki bir dünya gibidir. Orada deniz ve gemileri görmek iyidir. Bu, içinde denizler bulunan bir gemidir. Toplu olarak dünyanın bütününü oluşturan her şey, bir insanın yapısının içindedir. Dört tabiatın karışımı olan, her vücudun kalıbı dökülen çamurdan, bu evi yapan usta, suyu ve ateşi, toprak ve rüzgarın arkadaşı yaptı. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Madem ki geldik, niçin gidiyoruz? Bunlar, Ahmet Gülşehri'nin Feleknamesinden alınmış bazı mısralar. Aradan 700 yıl geçti. Ama kerpice sinen bu güzel koku hala silinmedi.